2023 Erdoğan'ın kafadan ortaya attığı bir tarih değildir. Bu bir Rabbani işarettir. Her 100 yıl bu ümmetin şahlanacağı ve geçmişte de kendini bulduğu gerçeğini artık onlar da biliyorlar. Bu yüzden titriyorlar. Tek ümitleri sizin. Yani Türk milletinin bunun farkında olmamış olması ya da öyle sanıyor olmaları. Farkında mısınız? Hazır mısınız? Alparslan'ın yiğitleri hazır mısınız? Malazgirt'te Alparslan'a 20 bin yiğit Kürt askeriyle destek veren Mervan'ın torunları. Hazır mısınız? Küffarı son bir defa kuzeyin soğuk topraklarına sürmeye. Canlı yayında kucağında evladı vurulan Filistinli babanın intikamını almaya. Suriye'de Esed'den kaçarken Amman sınırında açlıktan ölen kız çocuğumuzdan helallik istemeye. İstanbul ve Gaziantep'te garip hareketlenmeler var. Fatih Edirne kapıdaki ve Gaziantep'teki dostlarımız çok ilginç bilgiler veriyor. Yemen'den, Fas'tan, Hindistan'dan, Malezya'dan ve Afrika'dan bir takım şeyhlerin müritleri harıl harıl bu bölgelerden ev satın alıyorlar. Yavaş yavaş yerleşmeye başladılar. Malezya'da mehdilik ilan eden Şeyh Şafii'nin müritleri Edirne kapıda dergah bile kurdu. Hepsi Mehdi'nin zuhuru için hazırlık yapıyor. Mehdi demişken biraz bahsetmekte fayda var. Türkiye'de özellikle bazı erkek kılıklı sürtükler Mehdi'lik kavramının tabiri caizse içini ceviz kabuğuna çevirdi. Mehdi lafını duyunca hemen ister istemez dalga moduna geçiyoruz. Öyle ki hepimizin dışarı çıkıp Mehdi benim diye bu kavramla alay hedesi var. Suç tabii bizde değil, sürekli Mehdi'lik iddiasıyla ortaya çıkan ahlaksızlarda. Bunlar üzerinde durarak konuyu çöpe çevirmek istemiyorum. Allah onların hepsinin belasını verdi. Öyle rezil oldular ki farkında bile değiller. Artık sarhoşlukları canlı yayında fuhuş yapmalarına olanak tanıyacak kadar ayyuka çıktı. Ve zaten sonunda yakalanıp içeri atıldılar. Neyse konumuza dönelim. İslam dünyasında şu anda Mehdi'liğini ilan eden yaklaşık 200 kişi bulunmakta. Bunların birçoğu düzenbaz ve sahtekar. Buna Türkiye'dekiler de dahil. Neden hepsi demediğimi merak ediyor olabilirsiniz. Bir kısmını da şizofrenik vaka, yani sağlığı yerinde olmayan ve kendini Mehdi olarak düşünen zavallı insanlar. Mehdi'liğin en kavi alameti olan Mehdi kendisi bile Mehdi olduğunu bilmeyecek. Ta ki rivayete göre halife Suriye bölgesinde Halep Rum ordusu ile Batı orduları savaşa gittiği zaman halifenin yardımına gidecek ve insanlar kendisine biat edecekler. Ardından halife ve orduları ile Kudüs'e yol alacaklar. Orada da Hazreti İsa'nın zuhuru ile Deccal'ı yok edecekler ve Kudüs'te namaz kılacaklar. Türkiye'deki gençler ve bizler farkında değiliz belki ama bu biraz da İslam dünyasında belki de tek rahat ülke olmamızdan kaynaklanıyor. Bütün İslam alemi çalkalanıyor. Kan dökülmeyen tek coğrafya neredeyse yok. Şarktan garba, şimalden cenuba kadar bütün İslam coğrafyalarında ya kıyım ya da kıyam hakim. Yanlış anlaşılmasın. Dünyada bir fikir kavgası yok. Çünkü fikir kavgası olsa bir Allah'ın kulu çıkıp Maoizmi, Leninizmi, Budizmi veya Hristiyanlığı eleştirir ya da bu fikirlerin dinlerin savunucularına karşı bir buruç eylemi başlatır. Ama dünyada İslam ve Müslümanlardan başka eziyet çeken, sömürülen, zulüm ve dayatmalara maruz kalan başka hiç kimse yok. Çünkü kurdukları dünya düzenine İslam'dan başka alternatif hiçbir düzen yok. Bunu çok iyi biliyorlar. Bu yüzden İslam'ın içini boşaltma çabası içerisindeler. Bu çabalar savaşları ve dolayısıyla kıyımları beraberinde ister istemez getirdi. Şimdi ise zurnanın son deliğindeyiz. Olay o kadar koptu ki Müslüman alemi akın akın Türkiye'ye geliyor veya Türkiye'yi izliyor. Üzücü durum ise Türkiye devlet olarak bunun farkında ancak millet olarak bu gerçeklere çok uzaktayız. 2015 seçimlerinden sonra hedef konuldu. Musul ve Kerkük Türkiye'ye eyalet olarak bağlanacak. Şu anda bütün hazırlıklar sürüyor. Hani yeni yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı var ya, onun neden bu kadar büyük olduğunu Türkiye'deki biz akıllar haricinde bütün dünya anladı aslında.
Saraydaki odalara isim bile verildi. Abhazya eyaleti, Ahıska eyaleti, Dağıstan eyaleti, Nahçıvan eyaleti, Sana eyaleti, Tebriz eyaleti, Tiflis eyaleti, Habeş eyaleti, Adana eyaleti, Cezayir eyaleti, Halep eyaleti, Anadolu eyaleti, Bağdat eyaleti, Basra eyaleti, Bosna eyaleti ve daha ismini saymadığım 250'ye yakın eyalet ismi şu anda saraydaki odalara verildi bile. Eyaletler bu odalardan yönetilecek ve kim ne derse desin her şey göze alınmış durumda. Rusya'nın batı karşısında zayıflamış olması ve artık Esed'i savunacak pozisyonda olmaması, dikkatini Ukrayna ve kendisini ekonomisi dışında bir yere ayıramaması Türkiye için oluşmuş bir başka organik fırsat. Türkiye'nin Musul ve Kerkük'ten sonra ilk hedefi Halep olacak. Burada Türkiye ilk defa sürekli müttefik diye adlandırdığı Batı'ya karşı aleni bir şekilde savaş ilan etmiş olacak. En önemli noktalardan birisi İran. Batı ile beraber ittifak yapacak ve Suriye'de Türkiye'ye karşı cephe alacak. Türkiye yalnız mı olacak? Devlet olarak evet ama millet olarak değil. Malezya'dan, Endonezya'dan, Afrika'nın çeşitli ülkeleri başta olmak üzere bütün İslam alemi akın akın Türkiye'ye cihat için gelecek ve Türk ordusunun sancağı altında savaşacak. Bu bize Çanakkale Savaşı'nı hatırlattı mı? Orada da devlet olarak yalnızdık ve yanımızda ümmet vardı ve biz her cephede galip geldik. Müttefiklerin mağlubiyeti bizim de mağlup sayılmamıza neden oldu ve savaşta kaybetmediğimiz toprakları Mason kumandanlarımız yüzünden masada kaybetmiştik. Hatırladınız mı? İşte kaybettiğimiz o yerleri geri almanın savaşını tam 100 yıl sonra yapacağız. Çok az kaldı. Bütün işaretler bu yönde. Bunca risk alarak bütün dünyaya meydan okuyan Erdoğan'ın eceliyle yatakta ölmeye hiç ama hiç niyeti yok. Şehit olmak istiyor. Bunlar masal değil, kendileri de defalarca dile getirdi. Evet, konumuza dönersek Recep Tayyip Erdoğan Mehdi mi? Erdoğan Mehdi değil. Ya da Mehdi şudur, budur demeyeceğim. Mevzu şu ki Suriye'de İran dahil Garb'ın ordusu ile Halep'te yapılacak savaşta Mehdi'nin zuhur edeceğine inananlar hem İstanbul hem de Antep'e yerleşmeye başladılar. Halep savaşından sonra hedefin Kudüs olacağını ve burada halifenin imamlığında namaz kılacaklarına inanmış bu insanlar. Erdoğan Mehdi değil ama Mehdi'nin gelişine zemin hazırlayan kişidir. Selahaddin dönemini hatırlayın. Sultan Selahaddin Eyyubi Haçlılar üzerine yürümeden önce İslam dünyasına operasyon yapmış, Şii olan Fatımi hilafetine son vermiş. İslam dünyasındaki çok sesliliği keserek tek adam olmuştu. Bütün bu icra atlardan sonra Kudüs'e sefer düzenleyip yaklaşık 90 yıldır Kudüs elinde tutan Hristiyanların elinden Kudüs'ü tekrar geri almıştı. Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethetmeden Kudüs'ü Hristiyanlara tapulayıp İslam dünyasının fetih girişimlerini engelleyen hilafet devleti Fatımilere son vermesi gerektiğini çok iyi biliyordu. Fatımilerin Şia meşrepli olduğunu ikinci kez tekrar etmeme gerek yok. Şimdi size çok can alıcı bir soru sormak istiyorum. Bugün aynı şeyi İran'ın yaptığını gerçekten görebiliyor muyuz? Kudüs'ü hapseden ülkenin aslında İsrail değil de İran olduğunu fark edebildik mi? Mısır'da Selahaddin Eyyubi'nin terörizmi tetiklediği için tarih dersi müfredatından kaldırıldığını biliyor musunuz? Hatırlayın, Fatımiler Mısır'da hükümranlık sürüyordu. Ve Mısır'da Fatımilerle beraber Şia alametlerini ortadan kaldıran yine Selahaddin Eyyubi olmuştu. Yani adamların karın ağrısı o kadar büyük ki tam bin yıl sonra bile nefretleri dinmemiş, dinmiyor ve dinmeyecek. Özetle özgür bir ümmet için Adem ile Havva'dan beri her defasında İsrail menzilimizde 10 dakikada yok ederiz diyerek bugüne dek küffara karşı tek ok atmamış olan ve Kudüs'ü İsrail'e taşere eden İran'ın artık ortadan kaldırılma vakti geldi. Filistin düzelirse bütün Arap dünyasının düzeleceğini unutmayın. Nihayetinde Bağdat'ı, Şam'ı, Sana'yı nüfusuna aldıran İran'ın bunu artık açık bir şekilde ifade etmesi, Tahran haricinde bütün İslam başkentlerinin cayır cayır yanması bizler için yeterince acı bir metafor değil mi? Ya da koca bir kazık. Amerika'nın şu anda onlara yaptırım yapması bile bir oyundur.
Yani bunlarla bizleri kandırmaya çalışıyorlar. Danışıklı dövüşüklü. İsmini sayamayacağım birçok kişi ülkemizin ve başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonunun farkında. Tıpkı Sultan Selahaddin Eyyubi gibi bir zamanlar İslam dünyasının vicdanına kilit vuran Fatımilerin mirasçılarını susturarak veya ortadan kaldırarak başta Kudüs olmak üzere İslam dünyasında intifada başlatması gibi onlar da Batı'nın Karlofça Anlaşması'ndan sonra başladığı ilerlemeye önce İran'a karşı koyarak dur demek istiyorlar. Cennet mekan Necmettin Erbakan'ın Bosna'daki mücahitlere zamanında para göndererek tarihe kayıp trilyon davası olarak geçtiği Türkiye'nin İslam dünyasında başlattığı öncü misyonu yine Erbakan'ın talebesi Erdoğan finale taşımasını istiyorlar. Arapların Türk ellerine gelerek tekrar bir vuruş başlatması aklımızda ve bu tarihten Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem isteyen kafirlere şu satırlar okumasını getirmiyor mu? Ebu Talip bir şiirinde şöyle der: "Düşman bizim gücümüze boyun eğip kahroluyor. Halbuki onlar bizim Türk ve Aftalitler yani Hunların kapılarına sığınmamızı isterler. Allah'ın evi Kabe'ye ant olsun ki sizler yalan söylüyorsunuz. İşleri karma karışık etmeden de ne Mekke'yi terk ne de buralardan Türk yurtlarına göçüp gitmeyeceğiz. Allah'ın evi Kabe'ye ant olsun ki sizler yalan söylüyorsunuz. Biz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme göğsümüzü siper edecek, onun etrafında çarpışacak, onun sonuna kadar koruyacağız." Bu şiir dostlar çok ama çok önemli bir kaynak. Bugünü öngörüp ne olacağını özetleyen bir kaynak. Evet, işler karma karışık olmadan onlar yurtlarını terk edip Türk yurtlarına göç etmeyeceklerdi. Şimdi ise akın akın Türk yurduna geliyorlar. Ebu Talib'in vizyonu 1500 yıl sonra kendini sadece zalim diktatörler altında ezilen Araplarda değil, Budistlerin katlettiği Myanmarlarda, Çinlerin zulmü altında inim inim inleyen Doğu Türkistanlarda, Afrika'nın kara gözlü, temiz yüzlü çocuklarında bulacak. İslam dünyası ayakta kalan tek yurt olan Türklerin yurdunda tekrar sancağı göndere çekecek ve son savaş bu milletin önderliğinde verilecektir. Asıl ismi Ebu Osman Amr bin Bahr el-Kinani olan dünyanın ise El-Cahiz olarak tanıdığı ünlü edebiyatçı ise Hazreti Ömer'in "Türkler ne yaman bir düşmandır. Onların düşmanlarına verecekleri ganimet çok az. Alacakları ise pek çoktur." dediğini rivayet eder. Yine ilk dönem İslam alimlerinden fıkıhçı Nuaym bin Hammad, Hazreti Ömer'in yüzleri deriden kalkan gibi yuvarlak ve geniş, gözleri sanki nazar boncuğu gibi olan kavimlerden çekininiz. Onlar size ilişmedikçe siz de onlara ilişmeyiniz diyerek işaret ettiği Türklerin sancağı ikinci defa devralacağını bilen Batı, teyakkuzda Türkiye nefes almasın diye her yol deneniyor. Erdoğan'ın Davos'ta aslında Netanyahu'ya değil bütün Batı'ya rest çektiğini ve Batı'ya karşı Şark'ın son savaş filmini çektiğini çok iyi biliyorlar. Şark'ta 100 yıldır ayı diye oynattıkları İran'ın da artık seyircileri etkilemediğinin farkındalar. Bütün oyunları boşa çıkıyor yavaş yavaş. Kaçırdıkları tek nokta bu değildi. Ellerinden önce TSK'yı, sonra MIT'i, sonra ASELSAN'ı, sonra TÜBİTAK'ı, sonra köstebeklerini kaçırmışlardı. Petrolü de, Orta Doğu'yu da, Kudüs'ü de Allah'ın izniyle ellerinden alacağız. İşte bu düşüncelerle yoğrulmuş onlarca şeyh Malezya'dan, Endonezya'dan, Fas'tan, Yemen'den müritleriyle beraber İstanbul'a geliyor ve ne olursa olsun bu savaşta yer alacağız diyorlar. Onlara göre İstanbul sadece Darüsselam değil, aynı zamanda hilafetin de merkezi ve halife ise bütün zulümlere karşı dik durabilen cesur adam Erdoğan. Erdoğan bunun farkında ve kesinlikle rehavete kapılmıyor. Hareketlilik onu kesinlikle ürkütmüyor. Aksine bütün bunlar olurken küresel planlara karşı planlar, şeytanın stratejilerine karşı rahmani stratejiler geliştiriyor. Erdoğan ve ekibi çok iyi çalışıyor. Milletin desteği ise en büyük kozlar. Devletimiz çok iyi çalışıyor. Kendi uçağımızı, tankımızı da ürettik Allah'a şükür. Hem de bütün teçhizat ve yazımları ile.
Hani Erdoğan'ın bize vermiyorlar diyerek Batı'nın ikiyüzlülüğünü açık açık ifade ettiği yedek parçaların hepsini biz ürettik. Ne Aselsan'da intihar süsü ile katlettikleri şehitlerimiz ne de TÜBİTAK'ta işe yarar diye besledikleri ince bıyıklı abiler engel olamadı buna. Özetle ne mi demek istiyorum? Savaşa hazırız, ölmeye hazırız. Savaşırken cephede ilk atılan ve tek kurşun atmadan şehit olan öncü birliğin isimsiz kahramanı olmaya devlet olarak hazırız. Bunun farkında olan bütün dünya Müslümanları bu ülkeye akın ediyor. Son savaş yaklaşıyor. 2023 Erdoğan'ın kafadan ortaya attığı bir tarih değildir. Bu bir Rabbani işarettir. Her yüzyıl bu ümmetin şahlanacağı ve geçmişte de kendini bulduğu gerçeğini artık onlar da biliyorlar. Bu yüzden tir tir titriyorlar. Tek ümitleri sizin, yani bizim Türk milletinin bunun farkında olmamış olması ya da öyle sanıyor olmaları. Farkında mısınız, hazır mısınız Alparslan'ın yiğitleri? Hazır mısınız Selahattin Eyyubi'nin torunları? Malazgirt'te Alparslan'a 20 bin yiğit Kürt askeriyle destek veren Mervan'ın torunları hazır mısınız? Küffarı son bir defa kuzeyin soğuk topraklarına sürmeye, canlı yayında kucağında evladı vurulan Filistinli babanın intikamını almaya, Suriye'de Esed'den kaçarken Amman sınırında açlıktan ölen kız çocuğumuzdan helallik istemeye, bundan tam 100 yıl önce Çanakkale'ye gözünü kırpmadan 13-14 yaşlarında tüfek omuzda gururla giden ceddimize, torunlarının da tam 100 yıl sonra onlardan geri kalmadığını göstermeye hazır mısınız? Son savaş kapımızda ya hep beraber şehadeti kucaklayacağız ya da ümmet özgür olana dek Orta Doğu'yu bu kahpe zihniyete ve kahpelere zindan edeceğiz.